Şimdi pozisyonlarla ilgili konuşuyorduk. Yalnız Sayın Hüseyin Yücel ve Sayın Feyyaz Uçar birlikte bir açıklama yaptılar maç sonrasında. Arkadaşlarımız hazırladılar. Ama hem Galatasaray'ın yaptığı paylaşımlara hem Beşiktaş'ın yaptığı sosyal medyadaki paylaşımlara tepkiler var iki taraftan da. Ne olacak bu paylaşımlar, ne olacak, bunları da konuşacağız. Daha konuşulacak çok konu var, hepsini. Ama önce Ersin'le Jetson Fernandez'in bir paylaşım diyorum. Açıklamalarını bir görelim. Ersin ne dedi? Jetson Fernandez ne dedi? Giovanni van Bronckhorst da ilk defa geldiğinden beri ilk defa bu kadar sert konuştu. Ben Barcelona'da oynarken, o Hollanda milli takımındayken maçlarını anlattım. Maçtan sonra bile çok farklı yenilgilerde, hakemle olan yenilgilerde bile Giovanni van Bronckhorst'u bu kadar sert görmemiştim. Ersin, senelerce bu ülkede hakemler tartışılıyor. Bu kadar kolay değil. Takdir haklarını Galatasaray lehine kullanan bir hakem vardı. Bize faul yapılıyor. Galatasaray lehine faul veriliyor. Sarı kartlı oyuncular var. İkinci sarı yok. Ben anlamıyorum. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. İtiraz ediyorum. Kart görüyorum. Buyurun. Bugün futbolun önüne geçen bir hakem yönetimi vardı. Şimdi buyurun. Sinan abi. Buyurun. Ahmet Hoca diyor ki ben beklemek zorunda değilim diyor. Abi. Hakem baraj ve kaleciyi ve çocuk golden sonra itiraz ediyor ve Arda çocuğa kart gösteriyor. Bakın itiraz ediyor. Ya hocam, yani daha barajı kurduruyordum falan. Kardeşim baraj yapmayın. Kurulmuş görmüyor hocam, musunuz? İki tane adamla hocam, kurulmuş baraj. Çocuk orada daha kenarda duruyor. Bana ne çocuktan? Bak, hocam bak eline bak. Yani. Söylüyorum. Müsaade eder misiniz? Barajda hakemin kararı. Hocam biz düdüğü bekle dersin. Wait dersin İngiltere'de. İngilizce wait. Uluslararası maçlar. Türkçe'de düdüğü bekle kardeşim dersin. Kalip kimse. Mesafeyi ayarlarsın. Dersin ki buraya gel. Çizgiyi çekersin. Köpükle. O belinden alırsın. Yetişmeyi dersin. Tamam mı? Oradan da yan hakeme talimat verirsin. Bu adam topu ileri almasın diye. Çünkü arkam dönük ki ona da çizersin önüne. Adama çizginin arkasına getirirsin. Burada iki tane oyuncuyla Beşiktaş barajı kurmuş. Sara galiba ortaya yapan gerilmiş. Hakem de oyna demiş. Bana ne Ersin der sana ya. Sana çok samimi bir şey sorayım mı? Evet. Bugün Beşiktaş mağlubiyet hak etti mi? Etmedi. Beraberlikti maçın hakkı. Aferin. Bu senden maçın bunu beklerdi. İddia edeyim mi? Biz de. 5 dakika daha. Olsaydı. İddia ediyorum. 5 dakika daha olsaydı. Biz de. Maç berabere bitebilirdi. Biz de Beşiktaş olarak futbol oynamaya çalışıyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Yani centilmence olmaya ve oynamaya çalışıyoruz. Ama maalesef zıvanadan çıkıyorsun işte. Bu futbolu bilmeyen hakemlerden. Arkadaşlar bir görüntü attım içeri acil. Şimdi gol yemiş olan bir kaleciye itirazının sebebi ya hocam daha barajı kur ne diyebilir mesela? Ya bu nasıl bir insan psikolojisi ya? Arda, oğlum senin baban sana oynatmadın. Bak Apoyle benim arkadaşımdır senin. Evet. Gençlik arkadaşımız. Genç bir takımdan Bursa'da Eser. Çok iyi büyük kaleciydi. İyi kaleciydi. Bizim arkadaşımızdır. Yani sana anlatmıyor mu insan bir insan psikolojisi, bir futbolcunun psikolojisi, gol yemiş olan bir kalecinin psikolojisi. Yani ve gidiyorsun çocuk itiraz ediyor, kart gösteriyorsun ya. Ama o da kurallarda var işin kötüsü. Hocam görme ya. Dur, hangi kural uygulanıyor? Sinan abi. Ben hep diyorum. Kurallar bak. Negatif olarak Beşiktaş uygulanıyor. Sinan abi ben hep diyorum ki bak burası objektif, tarafsız, bravo, ilkeli program. İşte şimdi bana şimdi sevgili Osman kardeşim bir görüntü attı. Dedi ki bak bu görüntü de var dedi. Bir dakika aynı şimdi, görüntü mü bu? Aynı görüntü nereden hocam. Diyorsun, ama bak açıdan. Gabriel Sara topa vurduğu anda Ersin ne tarafta? Yerinde. Yerinde. Bitti. Onu söylüyorum. Bravo, hocam onu söylüyorum. Bak, abi, top nerede? Top nerede? Olduğunu ispat bak, çocuk etmiştim. O an geliyor oraya. Top havada. Top nerede var? Havada. Çocuk o an geliyor önünde. Oraya ama. Hayda. O an geliyor. Pozisyon almıyor. Ya hal anlatamıyorum. Ben gördüm. Beyler, bir hocam, dakika siz diyorsunuz ki kurallar kalecinin kulüp başkanının isteğine göre düzenlensin. Biz öyle diyoruz hocam. Her gün öyle bir şey yok kardeşim. Katılıyorum sana hocam. Öyle bir şey yok. Bakın bu pozisyon çok net. Bu bir kere bu pozisyon bir kere tek vuruştur. Faul. Faul bu. Faul verildi değil mi? Tek vuruş. Tek. Adam direkt. Burada topu dikip hemen başlayabilirdi. Ancak hakem burada dur barajı yaptıracağım falan derse. Yok eli böyle yapıyor ya. Çift. Hayır, çift vuruş bu. Değil, çift vuruş hocam, değil. Çift vuruş değil. Endirekt vuruş değil mi hocam? Nasıl çift vuruş? Bakayım bana. Bir dakika. Öte ben öteki anlarım. Öteki pozisyonu. Şey endirekt vuruş değil mi hocam? Bu çekini göster. Abi bu pozisyonda büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam Icardi'ye foul verdi. Foul verdi. Onu çözeriz. Müsaade edersen çözeyim. Yani. Demin ki görüntüyü getir. Tehlikeli hareket değil. Bir şey değil. Nasıl çift vuruş oluyor ya? Hocam nasıl çift vuruş oluyor? Hakemin ne yapıyor hakem? Hakemin kolu kalkık mı değil? Ben görmüyorum. Bakın.
Kalkık hocam, sol kol nerede? Hocam, ben görüyorum. Eliyle oyuncuları falan da uyarıyor. Erdoğan, hakemin solu kol kalkık değil Sinancım, mi? Bakın bakayım. Sinancım, bir hareketin çift vuruş olması için tehlikeli hareket, darbe olmaz. Burada Icardi'ye darbe var. Affedersin, bir dakika ya. Vuruş olur arkadaşlar. Çift olsa ne olur? Çift vuruş bu. Tek o, hayır. Olamaz ki. Çift, bak dakika. Çifte dokunması şey lazım hocam. Tek hiçbir kaleye vuramaz. Faulde, hiçbir faulde oyuncunun faulü çabuk kullanmasını hakem engelleyemez. Efendim? Lakin evet. Oyuncu derse ki bana, efendim, baraj istiyorum. Evet. O zaman böyle yaparım. Bekle. Evet. Bana da öyle bekle. Geliyor. Hocam kolu böyle değil mi çocuğum? Kardeşim çift de olsa hocam, ne olur diyoruz. Hayır hayır. Gene başlatılıyor. Çift mi tek mi diyorsun? Kolu böyle. Dikkat böyleyse edin. Çift. O zaman beklemesi lazım. Hayır. Çift olsa, ah çıldıracağım. Ya neyse, olmuş. Çift de olsa, tek de olsa, çift de olsa, tek de olsa, tek de olsa, çift de olsa olay şu. Oyuncuya bekle demişsin. Köpükle çizmişsin. Köpüğü 9 metreye getirmişsin. Oyuncular şey yapmış. Baraj yerinde. Top sabit. Çift de olsa, tek de olsa düdüğü çalarım, oyunu başlatırım. Ben kaleciye falan bakmam nerede olduğuna ya. Bak şimdi. Şu ben pozisyonda. Kaleci. Bakın bu pozisyonda. Gabriel Sara topa kadar gidiyor. Evet. O çocuk şu an orada. Yani oradan oraya gitmesi. Onun oraya o hayır, tarafa pardon, geçmesi. Pardon. Bak, burada bir dakika. Affedersin. Hocam baraja bakıyor. Bir dakika. Burada bir dakika trik var. Burada hile var. Bakıyor. Hayatım, bu resimde niye hile var? Müsaade et, anlatayım sana. Sen zeki adamsın Sinan. Sara'nın topu hareketlendiğini görüyor. Sara bekliyor. Belki bir iki saniye daha bekleyecek. Kaleci yerini alacak. Ben onu göremiyorum. Kaleci direkt dibindeyken Sara'nın topa vurduğunu görmüyor mu görüntüde? Hocam bak, ben öyle görmüyorum. Barajdaki Sara futbolcular duruyor. Hala, hocam barajdaki futbolcular kaleciye bakıyorlar. Onu Ersin'e anladık bakıyorlar. Hayatım, onu anladım. Sara da şu anda topa vurmuyor ki. Olmuş bitmiş, boş ver artık. Topa ya, şu anda vurduğunun garantisi var. Düzelmez. Belki bir saniye daha bekliyor. Bu düzelmez. Hakem burada düdük çaldığı anda Ersin hala direkt dibinde diyor arkadaşlarımız, nereden baştan gelenler. Görüntüyü verin bana. İşte orada. Velev ki direkt dibinde. Net şekilde düdük sesi duyuluyor diyor hocam arkadaşlar. Yanlış ya, bu pozisyonla ilgili. Hakem bu pozisyondan dolayı Beşiktaş'ı yaktı denmez mi? Olmaz mı? Hayır bu, demiyorum. Ben ona demiyorum. Sen ne istiyorsun demiyorum. Şimdi bunu göndermek diye. Falan abi Ersin der kaleci adam. Kendisi. Ersin hatalı bence orada. Ersin hatalı. Oyunu takip edeceksin. Baraj kurulmuş. Herkes bravo, bravo almış. Abi. Bir çabucak yerine döneceksin. Daha acele edeceksin. Ersin tabii daha acele edeceksin. Daha acele edeceksin. Evet, Ersin der mi ben hatalıyım diye. Demez. Buradan bir şey çıkmaz. Doğru, doğru. Ama temin söylediğimiz pozisyonlarda sonuna kadar haklı. Başka pozisyonlarda. İlk yarıda atılması lazım Davinson Sanchez'in. Hiç lamı cimi kadar Barış yok. Barış Alper bile şüpheli. Barış Alper'in gibi. Barış Alper bile olabilir. Şimdi bak hocam bak, orada. Barış Alper de olabilir. Şimdi hocam kaleye orada. Kaleye gidiyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Ama o pozisyonla ilgili konuşamadım. Giovanni Pambrokos. Bak söylüyorum. Şimdi o pozisyonda çapraz olabilir. Fakat. Barış'ı verin. Barış'ın görüntüsünü. Abdülkerim abi konuşurken Barış'ı verin. Ver. Arkadan bir görüntü var. Onu göstersinler. Bak Ertem. O pozisyonu bir göstersinler. Bu değil ya. Barış gole, Immobile gole giderken. Bu. Bakın. Bu görüntü değil. Bu değil. Şimdi hoca niye öyle diyor biliyor musun? Hatta bazı yorumcuları da dinledim. Buraya gelmeden önce. Hoca gibi düşünen, bu sarı kart yeter diyenler. Barış Alper yetişemez. Evet, arkasında kaldı. Önü açık. Hafif çaprazdan Musa ile karşı karşıya kalacak. Sol tarafta bir Galatasaraylı oyuncu var. Yetişme ihtimali olabilir mi? Olabilir. Bak olabilir. Fakat bir şeyi kaçırıyorlar. Gol şansı diyoruz değil mi? O yetişirse Barış Alper'e, Immobile'ye, onun tuttuğu adam bomboş kalacak Beşiktaş Kalesi'nin önünde. Çünkü anlatabiliyor muyum? Galatasaraylı oyuncunun, stoperin, Immobile'ye yakın olan adamın, yakın bir adam var diyorlar ya o yetişir diye. Evet. Yanında başka Beşiktaşlı var. O Immobile'ye yakalarsa Immobile topu onun bıraktığı bomboş Beşiktaşlı'ya çıkarır. Bence pozisyon zaten %100 gol pozisyonu düşmese. Foul yapılmasa. Bence de. Bence %100 gol pozisyonu. O, yani adam yetişse bile öbür oyuncu. Öbür oyuncunun yanında beyazlığı var. Ama pardon. Yine kriter FIFA koy. FIFA bir sonraki hamleyi düşünmez. Peki FIFA şunu mu düşünüyor? O adam 20 metre var arasında yakalar diye mi düşünüyor? Bak. Nasıl düşünüyor? 4 tane opsiyon var. Bir. Sen bana yakalayacağını iddia edebiliyor musun? Müsaade edin. Cepheden gelmelisin. İki. Başka hiçbir oyuncunun az da olsa yakalama şansı olmayacak. O zaman buna tamam. Bariz gol şansı değil. Tamam hocam, nasıl yakalama şansı? Ben bu pozisyonda sana var diyorsun baktım, değil mi sen? Defalarca baktım. Bu pozisyonda kırmızı kart yanlış olurdu. Neden? Hangi gerekçeyle? Bu gerekçelerle işte söyledim ya. Yakalayar mı diyorsun adam?
buradaki adam yakalar mı diyorsun? %100 yakalar diyemiyorum ama %100 yakalayamaz da demediğim için. Şüphe hakem de bakın, o zaman hakem de senin gibi mi düşünüyor? Şimdi hukukta bir kural var. Şüphe sanık lehinedir. Doğru. Ufacık da bir şüphen varsa lan bu cinayeti bu herif işlemedi, hüküm kılamazsın. Şimdi futbolda da o adam şunu diyorum. Diğer Galatasaraylı oyuncunun %100 yakalama şansı vardır diyemem. Ama %100 yakalama şansı yoktur da diye. Hakem ne diyor o zaman? Hakem diyor ki %100 yakalama şansı var diyor demek hakem. Hayır. Niye vermiyor? %100 yakalama şansı vardır yoktur diyorsan bu fludur. İki. Tamam. Çaprazdan giriyor, yandan giriyor, cepheden gitmiyor. Bu da bir negatif kriterdir kırmızı için. Ne kadar cephede? Hocam bir korner bayrağın oradan gelmiyor ki adam. Fark etmez. Ya benim çapraz dediğim. Hocam oradan gitti abi, mi kaleciyle? Bunları ben söylemiyorum. Bunları FIFA talimatlandırmış. Hocam FIFA'nın talimatlarını sen yorumlarsın. Bir saniye, bir dakika ama. Hocam siz geçen sene demiştiniz ki bütün flu pozisyonlar Galatasaray'ın lehine veriliyor. Tamam. Hatırladınız mı? Evet. Onlardan biri o zaman Icardi'nin flu pozisyonu. Icardi'nin daha maçın başında penaltı verecekti 25. dakikada. Icardi'nin pozisyonu %100 penaltı. Hayır hocam, ben kim siz dediniz diye söylüyorum. Kim derse ki Icardi'nin pozisyonunda Icardi kendini yere atıyor. Bu darbenin Icardi'nin düşmesine hiçbir etkisi yok. Ben itiraz ederim. Icardi'nin pozisyonu %100 penaltı. Flu ise hakem vermedi işte. Peki. Penaltı. Gelelim Giovanni Van Bronckhorst'un açıklamalarına, Jetson'un açıklamalarına. Mağlubiyet üzücü. Oyunu genel itibariyle beğendim. Özgüvenli ve domine eden bir oyun oynadık. Bugün sahada bir takım futbol oynamak istedi. Bunun biz olduğunu herkese gösterdik. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza alabilirim. Kasımpaşa maçında takımın başında olmak istiyorum. Diyor Giovanni Van Bronckhorst. Neden Galatasaray'ın 9 kişi 10 kişi oynamadığını anlamıyorum. Bize yapılan fauller inanılmazdı. Buralardan kırmızı kart çıkmamış olması inanılmazdı. Hakem tarafından korunmadığımızı herkes gördü. Biz Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. İkinci golde Ersin henüz direk dibinde barajı yaparken hakem düdüğü çaldı. Bununla ilgili bir açıklama lazım. Rakip her şeyi yaptı. Çift atlama, mideye vurma, forma çekme. Bak burası çok önemli hocam. İkinci golde Ersin henüz direk dibinde barajı yaparken... Dur. Hakem düdük çaldı. Dur. Önüme şu anda Yavuz diye bir kardeşim videoyu kesmiş. Eyvah. Yayıncı kuruluştan gelen videoyu atmış. Önce elinizi vicdanınıza koyun. Ben her zaman biliyorsun hocam. Al bakayım. Al tekrar varım. Hocam al sen bakayım. Bu akşam Galatasaray avukatlarına falan mı söylüyorsun? Dürüst konuş Ertem. Sen dürüst adamsın. Ertem. Ben hak yemem kardeşim. Sen bu akşam ne hak yemem? Yıllarca doğradın milleti ya burada ya. Neyi doğradın? Hocam sen ben söyledim ama demin zaten. Yok, söyle bana göster gördüğünüzü söylüyorum. Bir dakika. Sinan. Hoca bu akşam. Sevgili arkadaşlar. Bak hoca bu akşam. Arda ve Galatasaray'ın avukatı olmuş. Ben Arda'nın avukat değilim ya, çıldıracağım. Falan gösteriyor. Arda kötü falan, maç yönetti. Falan delil sunuyor falan Ertem'e. Ertem'e delil sunuyor falan. Hayır. Sosyal. Allah Allah. Ne diyorsun? Ya. Yok ben ama demin o dedim ya arkadaşım. Ertem söylesene ya. Gabriel Sara top alırken Ersin yerinde görünüyor çok gelen görüntüde. Ben Arda'yı maç yönetemedim. Kötü maç yönetti. İki. Şu anda Ertem'e gelen Akan Friki'yi gösterdim. Akan oyunda. Sara topa vurulan Ersin yerinde. Doğru mu değil mi? Doğru. E nasıl oluyor bu? Ama ben demin fotoğrafı da verdim ya zaten. Oğlum o fotoğraf ensantane. O fotoğrafta Sara'nın topa vurduğu görünmüyor. Efendim? Hocam düdüğü duyduğu anda diyor ki arkadaşlarımız koşarak oraya gitti. Onu niye söylemiyor diyorlar. Nereden bak. Biliyorlar? Hani nereden? Ben gengöm topa vurduğu an yerinde. Hocam biz Yavuz arkadaşımıza mı inanacağız? Ben gördüğüme inanırım. Neydi? Yavuz hırsız ev sahibi bastı. Kardeşim ben gördüğüme inanırım. Hayır tamam hocam bana göre de öyle ama çocuk hocam Van Bronckhorst yalan söyler mi? Tabii ben mi yalan söylerim? Kaleci yalan söylerim. Hayır hocam. Van Bronckhorst hoca teknik yalan rektör. Değil. Van Bronckhorst bilgisiz. Fakat, bir dakika. Bir ikinci şey golde Ersin henüz direk dibinde barajı yaparken hakem o da bilgisiz. Bununla ilgili bir açıklama lazım. Söylüyorum. Rakip her şeyi yaptı. Çift atlama, mideye vurma, forma çekme. Bu şekilde skor almamız zor oluyor diyor. Bitmedi galiba. Bununla ilgili açıklama lazım diyorum değil mi? Hakem diyor. Tekrar söylüyorum Van Bronckhorst. Uluslararası futbol oyun kurallarıyla yönetilir. Bir barajda hakem top sabitse, çizdiği köpük çizgilerin hudutlarındaysa, defans oyuncuları baraj yerini almışsa ve çizgiyi köpük çizgisinin arkasındaysa, ben kaleciyi de maleciyi de yemişim, düdüğü çalarım. Yerine geçersin, geçmezsin, o anda su içiyor olabilirsin, oturuyor olabilirsin, seyirciye laf yetiştiriyor olabilirsin, topu filenden alırsın kardeşim. İşte sana açıklamam bu. Ne oldu bilmiyorsan, bilmiyorsan Uluslararası Oyun Kuralları kitabını aç. Orada bu yazıyor. Abi neler olmuş beyler, maçta? Beyler yayına ne oldu şu anda? Maçta neler ne olmuş? Dayanmış yok yaşamış durumda.